Köy TV ekranlarından sevgiler, saygılar efendim. Köylü Soruyor'un yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün birbirinden değerli konuklarımız bizlerle birlikte, üreticilerimiz bizlerle birlikte. Aslında üreticilerimizin dertlerini üreticilerimizden, sektörün paydaşlarından dinleyeceğiz programımızda. Değerli konuklarımı tanıtayım. Üreticimiz ayrıca Köy TV program yapımcımız Aykut Yaman bizlerle birlikte. Bir diğer değerli üreticimiz Halil Kaya bizlerle birlikte. Sektörün sorunlarını efendim, sektörün paydaşlarından, üreticilerimizden dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ali Bey, siz de çok hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Efendim bizler de iyiyiz, sizleri görünce daha iyi oluyoruz. Vallahi böyle bir fırsat verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizlere onur verdiniz, gurur verdiniz ayrıca. Bizleri programa dahil olarak. Şimdi konumuz aslında çok kapsamlı bir konu. Fakat süremiz az. O yüzden hemen konuya girmek istiyorum. Konuya girmeden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehit ailelerine sabırlık diliyoruz diyerekten başlayabiliriz. Kesinlikle efendim. Kesinlikle şehitlerimiz aslında yüreğimize ateş düştü. Hepimiz yastayız. Büyük üzüntüler içindeyiz. Tabii büyük üzüntüler sadece bununla da bitmiyor efendim. Üreticilerimiz de büyük sıkıntıda. 2023'ü geride bıraktık. Artık 2024'e sayılı günler kaldı. Fakat üreticilerimiz kara kara düşünüyor. 2024 yılı yeni yıldan sürekli insanların, vatandaşlarımızın iyi bir beklentisi varken üreticiler açısından biraz bu karamsarlık sürüyor. Şimdi ilk olarak Aykut Bey'e sormak istiyorum. 2023 yılının bir değerlendirmesini istiyorum. 2023 yılı üreticilerimiz açısından nasıl geçti? Evet, tekrardan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm üreticilerimize, bizi izleyenlere selamlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Halil Bey'in de dediği gibi tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Konuya gelecek olursak da ben şöyle bakmak istiyorum. 2023 yılı boyunca önce acı bir deprem nedeniyle üretimin içinde doğal afetlerle, doğal afet sorunlarıyla uğraştık, dolu afetleriyle uğraştık. Birçok bölgede üreticimiz zarar gördü. Depremin yanında dolu afetleriyle de zarar gördü. Sebze ve meyvelerde, tahıl ürünlerinde, üretimde ciddi manada sıkıntı oldu. Ve akabinde üretim sezonu başladığında da silaj üreticileri olsun, işte kabayem üreticileri olsun, ot silajları üretiminde, mısır silajları üretiminde ciddi manada bir fiyasko yaşadı. Herkesin yıl öncesinde taahhütnameli anlaşmalarından daha aşağıda bir rakamlar oldu. Dolayısıyla kabayem üreticisi bu konuda hayal kırıklığına uğradı. Akabinde yine emtia fiyatlarıyla alakalı, tahıl fiyatlarıyla alakalı beklentilerin çok ama çok altında bir ürün fiyat belirlemesi oldu. Bu üretini ciddi manada üzdü. Evet. Üzdü derken şuna değinmek istiyorum, öyle basit bir üzülmekten bahsetmiyorum. Bir sektörde karlılık ve zararlılık oranına bakarak gelecek yıla planlamasını yapan bir üretici grubu, üretici portföyü var. Muhasebe yapmak için bile arpadan, buğdaydan ve mısırdan beklentinin çok 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 altında bir fiyatla ne yazık ki ürünlerini satmak zorunda kaldı. Tabii bu satan kısımdı. Ürünlerine hasat edemeyen, satışını gerçekleştiremeyen de aynı zamanda birçok üretici vardı. Yani Türkiye'mizin dört bir yanında silajlık ürünler de dahil olmak üzere ürün satışında ciddi zorlanıldı. Şimdi herkesin aklındaki soru, Tarım Bakanlığı'ndan resmi rakamlar açıklamaları yapılıyor. Bu yapılan resmi rakam açıklamalarında hayvan varlıklarından bahsediliyor. Bunların reeli yansıtmadığını gördük. Çünkü ülkemizde tahıl üretimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıylaydı. Dedi ki ekranlarda, siz üretin, biz arkanızdayız. Evet. Biz üreticiler olarak böyle bir şey görmedik. Açık ve net söylüyorum. Görmedik derken beklentilerimizin altında fiyatlara satıldı. Talep görmedi ürün. Talep görmeyince arz talep dengesinden dolayı fiyatlar ciddi manada düştü. Arpada, buğdayda, TMO'daki sıraları tartışmıyorum. Oradaki fiyatları tartışmıyorum, konuşmuyorum bile. Serbest piyasada tüccar istediği fiyatlandırmayı yaptı. Pazar neyi kabul ediyorsa ona göre hareket etti. Üzerine bir alım gerçekleştiremedi.
Biliyorsunuz ki ben aynı zamanda yem sektöründeyim. Yem sektörüyle de alakalı satışımı gerçekleştiriyorum. Ben bir bayi çalışanıyım. Tarım ve hayvancılık sektöründe, aynı zamanda tarımda da üretimin içindeyim. Şöyle izah etmek istiyorum. İşte arpa, buğday, mısır çok ciddi düşük fiyatlara satıldı ama yem fiyatları ciddi manada yüksek. Biz bir yem çuvalının %70'ini ithal ediyoruz. Dövizle geliyor, soya, kanola ve benzeri ürünler yurt dışından ithal ediliyor. Evet. Haftalık olarak ham madde güncel fiyatları geldi. Arpa, buğday, mısır fiyatları hiç değerlenmedi. Değerlenmedi ama gün be gün ne yazık ki yem çuvalındaki fiyat arttı. Ben üreticilerimize açık ve net şekilde söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Lütfen bu konuda yem firmalarını yargılamasınlar. Yem bayilerini yargılamasınlar. Çünkü benim üreticilerim bana soruyor ki, ya Aykut, arpa bu fiyat, buğday bu fiyat, mısır bu fiyat. Sizin haftalık olarak zammınız, aylık olarak zammınız geliyor diyor. Evet, dünya piyasasına baktığımızda tahıl ürünleri %30 geçmiş yıla oranla ucuzlamış durumda. Kepek de geçmiş yıllara oranla daha ucuz aslında ama ne yazık ki artan döviz fiyatlarıyla yem fiyatları gün be gün zamlandı. Akabinde gördüğünüz üzere geçtiğimiz aylarda arz talep meselesinden kaynaklı olarak, süt fiyatıyla alakalı olarak söylüyorum bunu, bir yükseliş konuşuldu. Akabinde et fiyatıyla alakalı bir yükseliş konuşuldu. Trakya bölgesinden başlamak üzere Ege bölgesi, Marmara bölgesi, İç Anadolu bölgesinde süt üreticilerinin fiyatlarında bir güncellenme firmalar verdi. Ama bunu gayri resmi olarak söylüyorum, resmi olarak söylemiyorum. Fiyatlar verildi ama Maliye Bakanlığı tarafından müdahale edildi diye de konuşuldu. Şimdi ben şunu sormak istiyorum yetkililere. Ve bir dakika, burada da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Burası çünkü benim için çok ama çok önemli. Evet. Üretim enflasyonu arttırır mı? Üretim enflasyonu arttırır mı? Enflasyonu arttırıyor diye süt fiyatına, et fiyatına devlet, hükümet tarafından bir müdahale var. Bu müdahale üretimi ciddi manada baltalıyor. Yetkililer, USK'da dahil olmak üzere Tarım Bakanlığımızdan bir açıklama gelmişti. Sütün litre maliyeti 10.38 demişti. Yanılıyor muyum Ali Bey? Evet. Aynen o şekilde Tarım Bakanımız da demişti ya Aykut Bey, litre başına süt üreticisi 1,5 TL, 2 TL gibi bir rakam kazanıyor gibi açıklamada bulundu. Bu açıklamaya katılmak... Halil abi, lafını bölüyorum, çok özür dilerim. O açıklamadan hemen sonra yem fiyatları tarihinde görülmemiş bir zam gördü. Evet. Ben bir yem bayisi olarak yemi satarken üreticiye merham anlatmakta ciddi manada zorlanıyorum. Çünkü üretici haklı. Girdi maliyetlere ciddi manada yükseliyorken sütün satış litre fiyatı neden değişmiyor? Ben burada kendimiz çalıp kendimiz oynamak istemiyorum. Ben de lafını bölüyorum senin. Sen şimdi yem bayisin, evet, ama biz üreticiler olarak yem bayilerine zaten sistemimiz olmamalı, olamaz. Çünkü yem bayileri üretici idare etmediği zaman üretici zaten ayakta kalamaz. Neden kalamaz? Çünkü 2 aylık, 3 aylık bir vade şeklinde dönüyor şu anda yem sektöründeki alışverişler. Yani burada sistemimiz bizim yem firmalarına değil, fabrikalarına olmalı. Yani fabrika zam yapmadığı zaman firma zaten, bayi zaten zam yapmayacak. Bugünkü şartlarda eğer yem bayileri dese ki ben 2 aylık 3 aylık vade yapmıyorum, satışımı durdurdum, peşin para yapıyorum dese, inanın üreticilerden yani çoğunun damında yürüyecek mal kalmaz. Biz bunun içinde olduğumuz için biliyoruz, yani gerçekleri konuşmak gerekir. Yani TÜİK bilgilerine göre bakılaraktan bir şeyler bazı alınmamalı. Evet. Ya, aynen. Şimdi, öyle. Ben 9 yıldır bu sektörün içindeyim. Satış ve pazarlama alanındayım. Gördüğüm fotoğrafı size açık ve net şekilde söylüyorum. Mesleğim gereği ben 71 vilayeti ziyaret ettim. Gezdim. Köydeki Ayşe ablanın ahırına da girdim. Mehmet Bey'in işletmesini de ziyaret ettim. Bir baştan bin başa, 10.000 başa kadar işletmeleri ziyaret ettim. Ülkemizin üreticiler grubunda, ülkemizin süt üreticisi %85'ini küçük üretici oluşturuyor. Evet, ama bu rakam gün geçtikçe düşüyor, azalıyor. Yani örnek veriyorum size, burada ben kendi bölgemden bahsedeyim. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da ciddi manada üretici azalmış durumda. Müstahsiller azalıyor. Ama
Sütle alakalı fiyat halen ve halen değişmiyor. Dün bir programda da aynı şeyi söyledim. Yani benim köyüm şu anda 60 hanelik bir köy. Bunu baz alalım. Daha evvelden 35 tane müstahsil vardı. Şu anda 17-18 tane müstahsil var. 35 müstahsil var ki 3 tonun üzerinde süt vardı. Ama şu anda 18 müstahsilin döktüğü ortalama olarak 1 tonun üzerinde süt var. Yani ne oldu? Vatandaş unun eleyip eleğini asanlar çekildi kenara. Orta ölçekliler kaldı. Yani şu anda köyde bizim bir tane 30 yaş altı üretici var. Yani genç üreticiler de artık genç üreticiler de bu mesleği şey yapmıyor. Yani kesinlikle gelmiyorlar. Neden? Çünkü şartlar elverişli değil. Şartlar elverişli olmuş olsa zaten şu anda köylerde genç olur. Yani dün de örnek verdim. Bugün de aynı örneği veriyorum. Yani bugün köylerdeki kırsal kalkınmadan olsun veya köyde kalmam için nedenim var projesinden faydalanmak isteyen gençlerimiz var. Ama bunlar şimdi neye takılıyorlar? Engellere takılıyorlar, prosedürlere takılıyorlar ve krediyi kullanıp köyüne dönemiyorlar. Bu krediyi alanlar kimler? Nerede? Yani bunları araştırmak, devlet yani küçük aile işletmelerini biraz daha ayakta tutmak için farklı programlar geliştirmeli, farklı statülerde bir şeyler açmalı yani. Kesinlikle. Yani şimdi ben bin başlık veya 10.000 başlık, bilmiyorum var mı 10.000 başlık ülkemizde de, yani bin başlık üretici benim gözümde tamam, onlar zarar ettiği anda dönerler. Ama burada az önce dediğin gibi senin Ayşe teyzenin, Ali amcanın tahta yemlikte baktığı hayvanlar önemli benim için. Biz bunların sesini duyurmak için, bunların sorunlarını anlatmak için zaten ekranlardayız. Sosyal medyada günlerce paylaşımlar yapıyoruz. Yani biz bunların haklarını, hukuklarını duyurmamız lazım. Kesinlikle. Aynen öyle. Bakın, en büyük sorunlarımızdan birisi bu. Genç çiftçimizi üretimde tutamıyoruz. Çünkü genç çiftçilerin de en büyük sistemi şu. Ben ailemde görüyorum. Ailem bu üretimle birlikte bir yere gelemedi ki ben bu yolda yürüyeyim. Yani bununla karşılaşıyoruz. Aslında onlara güzel bir yol haritası çizmek, onları desteklerle, hibelerle bir güvence vermek gerekiyor. Ali Bey, zorlukları bizim çocuklarımız da, eşim de, ya, hepimiz biz bir aile işletmesiyiz. Yani biz 4 kişi de bir asgari ücrete çalışmış olsak 4 kişi mesela 50 bin lira para girer. Ama biz onu yapmıyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için diyoruz ki ata topraklarımıza sahip çıkmak için artık o raddedeyiz. Yani ata topraklarımıza sahip çıkmak için üretimde kalmak istiyoruz biz artık. Yani kendimizden de geçtik bazı yerlerde. Şu anda mesela 14 yaşında oğlum var. İstemiyor yani, benim gördüğüm, çektiğim zorlukları görüyor. Kalmak istemiyor köyde. Okuyup kendi hayatına bir yön vermek istiyor. Evet, bir seçenek olarak görmüyorlar bile üretimi, köyde kalmayı. Hem sosyoekonomik olarak hem dediğiniz gibi kazanç yolu olarak. Çünkü herkesin en büyük gayesi bu işte aslında para kazanmak. Kimse para kazanmadığı işi yapmak istemez. Önünü görmek ister. Yani bir sene sonrasında ya, üretici görmek ister. Yani şimdi küçük bir üreticiyi baz alalım. Yani 30 bin lira süt parası aldığı zaman zaten bunun şu anki durumda 540 lira en düşük yem. Aykut Bey de nasıl bilmiyorum, indirim yapıyor mu yapmıyor mu biraz daha o. Yani 20 bin lira gibi bir süt işte sütten hani yem parası veriyor. Geri kalıyor 10 bin lira. Ya bir traktörü arıza yaptığı zaman en kötü ihtimalle bir sanayiye gittiğiniz zaman 5 bin lira gibi bir rakam en kötü ihtimalle dönüşünüz bu. Geri kalan para bu. Yani biz bir de ayrıyeten yani ekipman arızalarıyla da uğraşıyoruz. Yani bizim cebimizde her gün para bulunmuyor. Her gün bir veya bir yerde dairemiz var da kira gelirimizle hayatta kalmaya çalışmıyoruz. Yani çalışıp kazanıp o şekilde hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Yani benim sloganım var. Al çalış götür ver. Kesinlikle. Özellikle faizin bu denli arttığı bu ortamda üretici parasını yani toprağa bağlamak istemiyor maalesef. Ali Bey, şu anda çiftçi zaten borçlu yani. Borçlu yani geçen gün mecliste de açıklandı bir borcu ama şu anda kaç milyar dediler onu aklımda kalmadı. Yanlış bir telaffuz etmek istemiyorum. Yani şu anda çiftçinin zaten %75'i borçlu. Nereye borçlu? Ziraat Bankası'na borçlu. Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu. Tarım Kredi Kooperatifinden almış mozot zamanı, mesela ekim zamanı mozotu almış. Ne yapmış? Esnek faiz kullanmış. Şimdi bunu ödemeye vardığı zaman %56, bak tekrar altını çiziyorum. %56 gibi bir rakamla karşılaşacak. 100 bin liralık bir mozot aldığını düşünelim. 156 bin lira olarak geri ödeyecek. Bu vatandaş bunun altından nasıl kalkacak Ali Bey? Kesinlikle.
Yani çok haklısınız. 100 liralık ya, bir de şöyle ya, bir şey var. Her geçen gün bu artıyor. Şimdi gelecek sene için daha farklı bir sonuç olacak. Şimdi yani 2024'te bu faizler %70'i bulabilir de yani. 2024'te bu faizler %60'ın %70'in üzerine çıkar. Evet, şimdi Aykut Bey'e dönelim. Halil Bey, sizi biraz dinlendirelim. Şimdi şu dediğiniz evet, çok önemli. %60'ın üstüne çıkacak dediniz. Şimdi şöyle bir şey var. Yem sektöründe özellikle, yani birkaç gündür aldığım benim en büyük sorulardan birisi yem fiyatları. Üreticinin en çok muzdarip olduğu, sıkıntı yaşadığı konulardan birisi bu. Şimdi üreticilerin söylemiş olduğu şu: döviz kurlarında herhangi bir oynama yok, herhangi bir yanlış giden bir şey yokken 40 günde gelen bu 5 kere zam nedir? Bize neyi açıklaması gerekiyor? Bu zamlar bize ne getirir? Bunları merak ediyor üreticiler. Bu zamlar bize ne getirir? Vallahi bize bir şey getirmez, üreticiden götürür. Üretici giderse ben de ekonomik olarak giderim. Ben farzı misal olarak, örnek olarak konuşuyorum bunu. Üretici giderse esnaf olarak ben giderim. İlçe esnafı da gider. Ticaret durma noktasına gelir. Bu durma noktasını da net bir şekilde hissediyoruz. Şimdi ben size şöyle izah edeyim. 2024 yılının başında bu bir söylenti tabii, umarım olmaz. Yem fiyatına yine zam geleceğine dair söylentiler var. Neden zam gelecek? Asgari ücret güncellenecek. Firmanın çalışan personelleri, oradaki çalışan ekip mutlaka zamdan etkilendiği için fiyatlara yansıyacak. Yeni yılla beraber asıl soru şu: süt fiyatı istenilen rakamda güncellenecek mi? Bu çok önemli. Süt fiyatı istenilen rakamda güncellenecek mi? Çünkü ben bugün doğru bilgi verebilmek adına biraz istihbarat araştırma yaptım. Dostlarımı, arkadaşlarımı aradım. Onlara da buradan selamlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Burdur bölgesinde, Afyon'da, Denizli'de, Aydın'da, İzmir'de, Trakya bölgesinde, Bursa'da, Balıkesir'de, her yerde fiyat sordum. Hemen o fiyatlarla alakalı net bir şekilde ben size söyleyeyim. 2023 yılı boyunca aldığı fiyatın dışında en son fiyattan bahsediyorum. Trakya bölgesindeki çift satan çiftlikler 16 lira bandında sütün litre fiyatını anlaşmasını yapmışlar. Şu anda 16 TL bandında ödeniyor. Gelelim İç Anadolu bölgesine. İç Anadolu bölgesinde Konya'da hastalıktan ari AB onaylı tüm şartlara uyum sağlamış mühürlü süt teslim eden işletmelerde de bu ortalama 15 TL civarında. Şimdi şunu izah etmeye çalışıyorum. Bakın, az önce sohbetin başında da dedim ki süt üreticisinin %85'i küçük aile işletmelerinden oluşuyor. Büyük çiftliklerde yekün süt olduğundan dolayı tek seferde nakliye maliyetini yansıttığı için süt fiyatını daha yüksek alıyor. Prim ve desteğini, sütünü soğuttuğu için daha yüksek fiyat alıyor. İşletme ortalaması tek hayvan bakımından dolayı, işletme takibinden dolayı işletme ortalamaları da yüksek olduğu için büyük işletmelerde küçük üreticiye göre daha çok kazanıyor. Evet. Zaten küçük üreticinin de en çok aklını karıştıran sorulardan biri. Bizim ülkemizde küçük üreticinin de süt ortalaması ülke genelinde 3500 litre ile 5000 litre aralığında bir laktasyonda, bir dönemde. Ama gel gelelim bugün sıcak suda ödenen para 10 lira, 11 lira. Arada sütü soğutan, sütü taşıyan ya da bu hizmetleri gerçekleştirip de sütü satan kişi var. Buradaki aracı soğutma bedeli, nakliye bedeli ödemek zorunda olduğu için en son anlaştığı toplama sütün fiyatı da bazı bölgelerde 12.50 ve 13.50 bandında oluyor. Üreticinin eline geçen soğutulmuş çiğ süt olarak da küçük aile işletmelerinden bahsedeyim. Küçük aile işletmeleri Marmara bölgesinde 12.50-12.90 aralığında ödeme alıyor. Sütünü, sıcak sütünü soğutmaya teslim ediyor ve kooperatif müstahsile 12.50 TL ile 12.90 TL aralığında ödüyor. Ama Aydın bölgesinde, Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Adana'da 11 TL'ye kadar süt fiyatları var. Burada bir adaletsizlik, burada bir dengesizlik var. Kesinlikle. Bu dengesizlikle alakalı şimdi buradaki üretici de mutlaka işini sürdürebilmeli. Yani köylü Ali abi de sürdürebilmeli ki üretim durmasın, devam etsin. Vatanın ve milleti için üretimden vazgeçmeyen bir kesim var.
geçimini hayvancılıktan başka sağlayamayacağı bir sektör var. Bakın, ben size açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Süt fiyatının tabii ki de iyileştirilmesini istiyoruz. Bizim girdi maliyetlerimiz yüksek. Sadece tek başına yemle bitmiyor ki. Mazota zam geliyor, otomobile binip gezen adamla da aynı parayı ödüyoruz biz. Gübre hakeza yılda aldığımız zaman yani bizim üreticimizin %90'ı bu gübreyi, kök gübrelerini, yetiştireceği ürünün gübrelerini mecbur vadeli alıyor. Vade farkı biniyor. Pahalı pahalı alıyor. Her yıl bir sonrakini aratıyor. Bir öncekini aratıyor. Çok özür dilerim. Bir öncekini aratıyor. Hep pahalı fiyatlar ama sattığı üründe fiyat değişmiyor. Enteresan bir rekabet durumu var. Enteresan bir fiyat politikası var. Aslında rekabet durumu yok. Çiftçinin rekabet edebilecek bir gücü kalmadı artık. Ki tabii şimdi bir de rekabet etmekten ziyade şundan bahsediyorum. Mesela perakende süt satışını devlet yasaklıyor. Buna gıda güvenliği açısından uygun görmüyor. Evet. Market raflarında mesela örnek veriyorum. Denetleme ise eğer şey anlamında rekabet ise aynı şekilde. Hemen şundan bahsetmek istiyorum. Aykut, hemen lafını parantez içinde bölüyorum, hemen bir saniye rica ediyorum. Biliyorsun yani süt fiyatını dillendirdiğimiz zaman, süt fiyatına fark istediğimiz zaman firma diyor ki senin sesin çok çıkıyor, senin sütünü almam diyor. Böyle de evet. Bir durum var. Meseleyi sen biliyorsun, ekranı taşımıyorum geri kalan kısmını. Evet, ava ya, altından sopa öyle. Göstermek deyiminin tam karşılığı aslında. Şimdi Ali Bey, yem dayatması var firmaların. Yem dayatması var, süt yem takası. Akabinde konuşursan sütünü almam diye bir mevzu husus var. Bunlarla alakalı ben yaşamadım ama yaşayan dostlarla, arkadaşlarla mutlaka bunları duyduk. Bunlar farazi konuşmalar değildir. Yani herkes para kazanmak istiyor ama şuna değinmek istiyorum. Halil Bey'in de böldüğü kısımdan devam etmek istiyorum. Raftaki litre sütün fiyatı 35 TL, 40 TL, üreticide 12 TL, 13 TL. Kaç kat fark var? Hiçbir firma, hiçbir süt firması, onlar istihdam sağladığı için zarar etmemesi gerekiyor. Ben üretim yaptığım için de zarar etmemem gerekiyor. Ya da ülke üreticisi üretim yaptığı için zarar etmemesi gerekiyor. Evet. İthal etmememiz gerekiyor. Süt tozu ithalatından bahsediyorum. Veya işte ne bileyim diğer ürünlerin, damızlığın, etin ithalatından bahsediyorum. Edilmesin, yapılmasın. Bizim üretimimiz bize yetmiyor mu? Yetiyor. Bence yetiyor. Hunharca hayvan girdi. Rakamsal olarak tam verileri bilmiyorum. Bu yıl giren hayvan sayısı ithal edildi. Adet. 2023 yılında 800 bin adet. Abi bak şimdi bir matematik yapalım. 800 bin adet hayvan girdi. Bunlar doğurdu 800 bin tane yavru. Hadi %10 fire verelim. 80 bin mi yapar? 8 bin mi yapar? %10 fire verdiği zaman 807. Evet. Onun da %50'ye böldüğümüzde bunun dişi sayısı var, erkek sayısı var. %50 dişiye bölün, zaten 2 yıl sonra yine doğuracak hayvan çıkıyor. Aslında bizim hayvan varlığımız yeteri kadar var. Politikalardan dolayı bizim hayvanlarımız kesime gidiyor. Bunu bir türlü anlatamadık, aktaramadık biz. Derdimiz ya, her gelen kendi politikasını uygulamaya çalışıyor. Ya şu anda Tarım Bakanı'nın bir iş yaptığını duyuyorum ve ben Tarım Bakanı'nı sosyal medyada, televizyon karşısında çokça görmüyorum. Açık söyleyeyim. Çalışmasıyla alakalı da, çalıştığı pozisyonları da hepsini verimli halde kullandığını biliyorum. Ama ben şunu izah etmek istiyorum. Bakın, net şekilde söylemek istiyorum. Bizim girdilerimiz dövizle sattığımız ürün çıkış TL ile. Çok garip. Çok garip. Başka hangi sektör var böyle? Bana biri izah etsin. Mesela turizm sektöründe, mesela ulaşım sektöründe, tekstil sektöründe, gıda sektöründe, kozmetik sektöründe, inşaat sektöründe. Bunu biri bana açıklasın abi. Hangisi karını koymadan iş yapıyor? Biz karımızı koyamıyoruz. Sattığımız ürünün fiyatını belirleyemiyoruz. Var mı böyle bir durum başka sektörlerde? Bence yok. Şimdi var mı? Süt fiyatını konuşuyoruz. USK'nın Kasım ayı üretim maliyeti 10 lira 83 kuruş. Böyle bir açıklama geldi. Bu gerçeği yansıtıyor mu? Üreticiler bunu gerçekten reel olarak, gerçek olarak yaşıyorlar mı? Çünkü şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi 11,5 TL açıklanan, Ağustos 1 itibariyle açıklanan bir fiyat var. 11,5 TL USK'nın açıkladığı ve hala bir güncelleme gelmedi. Üretici bekliyor, bir çıkış yolu bekliyor fakat çıkış yolu da yok. Üretici zor durumda. Ali Bey, şimdi şöyle bir şey de sormak istiyorum sizlere. Şimdi sizler bu sektörün içindesiniz aslında.
köyünüzden bahsettiniz, üretim gücünün düştüğünden, her geçen günde azaldığından, genç nüfusun köyde kalmadığından, zaten yaş ortalamamız her geçen gün artıyor, artık 60'lara dayandı. Hani her geçen yıl aslında kendi cebimizden harcıyoruz. Ve cepte bittiği ya, zaman ne yapacağı, ne yapacağı Ali Bey, konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ali Bey, şu anda zaten yani köyleri gezdiğimizde küçük aile işletmeleri şöyle bir inceleme ve mercek altına aldığımızda yani 100 üreticiden yani 25'i anca büyümüştür. Geri kalan 75'i aynı yerinde sayıyordur. Ne hayvan sayısını arttırabilmiştir, ne artı olaraktan bir kenara bir parasını koyabilmiştir. Ancak karın tokluğuna günü doldurmuştur. Yani birilerini zengin etmek için ben bunları paralı askeriz biz yani. Yani borçlan al götürüver. Başka bir şey yok yani. Ayakta kalabilmek için her gün farklı mücadeleler veriyoruz yani. Ama bu nereye yani kadar? Şimdi, bu da kırsal kesimdeki köyleri çok etkiliyor. Yani Ali Bey, yani bizim köy ilçeye 25 kilometre. Buraya bir küsbenin gelmesi, yemin gelmesi haliyle nakliye fiyatlarını arttırıyor. Evet, şimdi üretici gözünden bakıyorsunuz, bir de tüketici gözünden de bakmak lazım. Şöyle bir anlaşmazlık da var, yanlış bilgi de var, yanlış bir algı da var. Tüketici markete gittiğinde sütün fiyatına bakıyor, üreticinin sattığı fiyatla alakası yok tabii, o ayrı bir mevzu. Fakat alamıyor, maliyeti bakıyor, cebindeki paraya bakıyor, sütün fiyatına bakıyor. Tabii bu da direktmen aslında gıdaya ulaşım konusunda da sıkıntı yaratıyor tüketiciye. Şimdi tüketici bir bakıma üreticiyi suçluyor bu konuda. Üretici bundan para kazanıyor sanıyor. O aradaki aslında ya, o bağlantıda da sıkıntı var. Aynen Ali Bey. Zaten bizler paylaşım yaptığımızda daha yetmedi mi? Niye zam istiyorsunuz bu kadar diyorlar. Çünkü bilmiyorlar ki bizden sütün 14 TL'ye veya 12 TL'ye çıkış olduğunu. Onlar zannediyorlar ki bu marketten aldıkları 30 TL'lik 1 litre süt fiyatı bizden de 25 liradan 25 TL'ye falan çıktığını zannediyorlar herhalde. Yani burada anlaşmazlık var aramızda, tüketici ile üretici arasında. Kesinlikle. Şimdi yani burada kazanan, yani afaki rakam var ya, %100. Mesela bak şimdi, biz geçen ay 13.82 kuruştan vatandaşın eline süt parası geçti. Şimdi markete gittiği zaman 30 TL. Aradaki farkı görüyorsunuz. 17 TL. Aynen o şekilde. Yani bunu şimdi aracılar, şimdi buradan bizim firmamız götürüyor, farklı bir firmaya veriyor, işlenip tekrardan ambalaj oluyor. Ya bu kadar maliyetler yüksek olduğu için mecburen tüketiciye yansıyor bu işte. Ama bizi düşündüğünüz zaman da bizim de girdi maliyetlerimiz yüksek. Şimdi yem deseniz 1 kilogram yem şu anda 10.80 kuruşa falan tekabül ediyor. Mazot deseniz zaten 35 TL'nin üzerinde. Biz zaten mazotu az önce Aykut Bey güzel bir konuya değindi. Yani üreticiyle diğer vatandaşla aynı kıyaslanıyoruz biz. Yani adam şimdi biniyor otomobiline, 35 TL'den alıyor, geziyor, tur atıyor ülkeyi. Ama biz üretim için aldığımız mazotu biz de 35 TL'den alıyoruz. Biz şimdi bir depo mazot 5 bin lira. O 5 bin lira alıp tarlamıza saçıyoruz. Yani adam da o 5 bin liralık aracına koymuş olduğu araçlar Türkiye'yi geziyor. Daha bizim üreticilerimizden şöyle çıkıp da bir akşam otelde geçirmiş veya herhangi bir geziye gitmiş yok. Bizim cenazemiz de olsa, düğünümüz de olsa biz işimizin başında mecburen olacağız. Kesinlikle. Şöyle bir örnek vermiştim dünkü yayınımızda. Demiştim ki bizde bir terazi var. Terazinin bir kefesinde maliyetler var, diğer kefesinde üretim kazançları var aslında. Maliyetler her geçen gün artıyor, o kefe her zaman ağır basıyor. Fakat şöyle de bir şey var, o kefenin altında üreticiler var ve ezilen sürekli üreticiler. Aynen o şekilde. Yani bir yani işin tamamen istikrar babında bakmak lazım. Yani bize kalıcı çözümler lazım. Yani biz 2 ayda bir süt fiyatını konuşmamalıyız. 3 ayda bir süt fiyatına zam istememeliyiz. Yani bir şeyler enflasyona göre çıkacaksa, Aykut Bey dedi mesela enflasyon arttırır mı gibi bir cümle kullanmıştı. Yani şimdi süt parası, hani süt fiyatı artsın, tamam süt fiyatı artıyor, ziyem artıyor. Yani bizim cebimize giren para da atıyorum 5 bin lira fazla gitse yine bizim cebimizden 5 bin lira fazla çıkıyor. Aslında girmemiş oluyor. Kazanç yok ortada. Aynen. Kazanç yok. Yani ben o zaman 50 çuval yem alıyorsam ne yapıyorum bu sefer aslında? 40 çuvala düşürüyorum. Yani günlük hayvanıma 5 kilogram yem veriyorsam 3'e düşürüyorum.
Yani bizimle beraber hayvanlarımız da zahmet çekiyor. Bunu da belirtelim Aykut Bey. Yem fiyatlarını evet. düşürün lütfen. Aykut Bey mesajı aldınız. Keşke Aykut Bey'in elinde olsa böyle bir şey. Keşke elimde olsa. Yani ben bugün yetki ve makam verildiğinde ya da Tarım Bakanı ben istişare ettiğinde karşısına koyacağım bazı projeler var. Nedir? Mazotun ciddi manada düşürülmesi. Özel bir mazot oluşturulması ve bunu üreticinin kullanması. Doğru ve planlı bir şekilde. Rusya nasıl yapıyorsa doğal gazımızı bulduk. Biz gübremizi üretelim. Avrupa'dan ithal etmeyelim. Biz gübremizi üretelim ve maliyetimizi düşürelim. Yani üretimin girdi maliyetlerini düşürelim ki tüketicinin sofrasına yansımasın. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Biz ürüne zam istemiyoruz. Biz kazanmak istiyoruz. Burası çok önemli. Mesela çok özür dilerim Halil Bey. Tarım Bakanımız dediniz ya 10.80 gibi bir rakam açıkladı. USK'nın Kasım ayı üretim maliyeti. Evet, USK'nın Kasım ayı üretim maliyeti 10.80. Ya şu anda yemin kilosu 10.80. Hani bunun elektriği, hani bunun yem karmadaki hazırlama mazot maliyeti, hani personel maliyeti, hani çalışan maliyeti. Bağkur'unu ödeyemeyen bir üretici grubu var. Ben sorayım Halil Bey karşımda. Kendisi hem yönetici hem üretici. Halil Bey Bağkur'unuzu ödeyebiliyor musunuz? Bağkur'um ödemek mi Aykut Bey? Yaklaşık 6 yıl olmuştur tahminim. Bilmiyorum yani 6 yıldan beri ödemiyorum. Peki, sağlık imkanlarından nasıl faydalanıyorsunuz? Yani sağlık imkanlarından şu şekilde hastaneye gittiğimiz zaman da geçen de hastaneye gittim ya bir rahatsızlığımdan dolayı 9 TL sağ olun teşekkür ederim 9 TL gibi bir rakam alıp muayene ediyorlar. O konuda hastanelerde bir sıkıntı yok. Tamam ama bundan ziyade emeklilik var. Bağkur primleri 4552 TL her ayın birinde hanemize yazılıyor borç. Şimdi Bağkur'dan emekli olmaya kalkmış olsam 5-600 bin lira gibi bir rakam çıkar karşımıza. Üreticilerin sırtında bir yük her geçen gün artan. Hani 8 TL aldıklarını o 600 bin liranın içine koyuveriyorlar Aykut Bey. Olabilir. Biz üretim için tüm fedakarlıklara hazırız ve bunlarla alakalı razıyız. Yani ürettiğimiz yaş grubu 55-60. Ya bir de ben şunu anlıyorum Aykut Bey. Sen daha şeysin. Şimdi süt fiyatı dendiğinde ya bir yaygara koparı tamam oluyor falan. Hemen bakanlık el koyuyor. Diyor ki aa olmaz yapamazsınız tamam. Eyvallah olmuyor. O şekilde 2-3 ay daha devam ediyor. Veya süt fiyatına zam geldiği zaman 3 ay yani 45 gün sonra zamlı. Atıyorum şu anda Aralık 26. Bugün zam geldiğini düşünelim. Ne zaman uygulanıyor bu? Ocak 15'ten sonra diyor geçerli olacak diyor. Şimdi mesela aradaki bu 20 günlük şeyde geri çekiyor. Tamam orada şey yapıyor. Peki yem fiyatına şu 40 günden beri %18 zam geldi. Peki hiçbir yöneticimizden, bir idarecimizden veya bakanlığımızdan bir açıklama duydunuz mu? Yem fiyatı nedir? Ne oluyor bakalım diye bir araştırma geldi mi? Gelmedi. Bununla alakalı %18 değil %25 aralığında zam geldi yeme. Kasım 1'den bu yana. %25 aralığında yeme zam geldi ve süt işletmesi de besli işletmesi de dahil olmak üzere en büyük ve en önemli girdilerinden biri de nedir? Yem. Yem üretim maliyetleri %25 artmışken sadece et fiyatı değişti ama süt fiyatında herhangi bir değişim olmadı. %25'lik bir rakam yansımadı. Evet, az önce market raflarındaki sütten bahsetmiştik. Bir izleyicimiz o satılan 30 TL'lik süt de yağ alınmış süt aslında diyor. Evet. Çok doğru. Şimdi artık yayının başında da söylediğim gibi 2023 yılını artık bitirdik, geride kaldı. İyi kötü bir sezon geçirdik. Bir şekilde artık kendimizi yıl sonuna getirdik. Sayılı günler sonra da artık yeni yıla giriyoruz. Şimdi üreticilerin birçok beklentisi var. Aslında karşılanmayan beklentiler bunlar. Bu bağlamda biraz 2024 yılını konuşalım istiyorum. 2024 yılında üreticilerimiz neler bekliyor? Bu sıkıntılar devam edecek mi? Veyahut bu sıkıntılara bir çözüm gelecek mi? Düşünceleriniz nedir Halil Bey? Vallahi Ali Bey ben diyorum ki 2024'te çiftçilerimiz her şey hazırlıklı olsunlar. Ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar. Yani hele ki bir de kredi kullanıyorlarsa daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yani
Şu anda faizler almış başını gitmiş. Yüzde en kötü ihtimalle Ziraat Bankası %30 faizle kredi verdiğini düşünüyorum. Tam da bilmiyorum. Ama tarım krediler %56 ve %70 arasında değişken faizle verdiğini var şu anda. Yani 2024'te zorluklar bekliyor çiftçimiz. Herkes ona göre idarelik istiyor. Kesinlikle. Sizlerin gözünden Aykut Bey nasıldır? 2024 yılında bir ışık var mı? 2024 yılı için bütün ekonomistlerin tahminine göre söylüyorum ve ben kendi gözümden yorumluyorum. Türkiye ekonomisi için ayrı bir durumdan bahsediyorlar ama üretici için bu durum kapkaranlık. Ben hükümetimizin, yetkili makamların ivedilikle çalışma yapmalarını, denetlenmesi gereken yerleri denetlemesini rica ediyorum. Üretilen ürün ne enflasyonu etkiliyor ne de fiyatları etkiliyor. Lütfen üreticiyi bu konuda suçlamasınlar. Ve bu durum devam ederse 2024 yılı içinde birkaç yıl önce yaşadığımız senaryonun aynısını yaşamaya devam edeceğiz. Anaç hayvanlar kesime gidecek. Anaç hayvanlar kesime giderse yine bizim damızlık açığımız oluşacak. Et açığımız oluşacak. Yine karkas et ithal etmek zorunda kalacağız. Yine süt tozu ithal etmek zorunda kalacağız. Dövizimizi biz neden dışarıya kaçırıyoruz? Bunlara ne gerek var? Bu bereketli sistem topraklarda. Olarak, efendim? Bu bereketli topraklarda bunu yapıyoruz. Ya mümbit arazilerin üzerinde yaşıyoruz. Hayvan varlığı bizim ülkemizin bir ili kadar olmayan bir yerden bile biz hayvan ithal etmek zorunda kalıyoruz. İnanın böyle. Yani eğer buna bir tedbir alınmazsa yine hayvan kesimi ve süt krizi. Açık ve net kapıda. Açık ve net kapıda. Ne olacak? Yine fiyatlara yansıyacak. Yine tüketicinin sofrasını etkileyecek. Bu döngü hiçbir şekilde değişmiyor. Bu döngünün tabanından sorunun ana unsuru, ana yerine inerek başlayıp çözüm üretmeye ivedilikle başlamalılar. Biz de üreticiler olarak gerek bizi temsilci olarak görsünler, gerek üretici olarak görsünler. Üzerimize düşeni, gereğini yapmaya hazırız. Evet, kesinlikle. Aslında bizim üreticilerimizin tek istediği şey üretmek. Ya bizim üreticilerimiz bir elinde kalem, bir elinde kağıt hesap yapmaktan artık bıktılar. Bu yılı nasıl bitireceğiz, bu ayı nasıl bitireceğiz, gelecek seneye ne yapacağız, tohumu nasıl alacağız, mazotu nasıl alacağız, gübreyi nasıl alacağız? Bunları artık sürekli, ya bir elinde bir kalem, bir elinde defter, üretici hesap yapmak istemiyor. Üretici üretmek istiyor. Hakkıyla kazanmak istiyor. Kesinlikle. Ya, aynen. O verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Bir senelik emek, bir senelik emeğin karşılığını almak istiyor üretici. Ali Bey, şu anda Aykut Bey'e soruyorum. Şu anda o fark etmiştir, o da bölgeleri geziyor. Geçen de şöyle bir gezintiye gittik, bir Hasan abim vardı. Onunla beraber şöyle bir gezdik, bir şey almak için gitmişti. Şöyle baktım, yani bu yıl tarlalar da boş. Geçen evet. Yani 2022'de olan ekiliş 2023'te yok şu anda. 2024'te evet. De aslında bir şu anda önemli konulardan bir tanesi. Tarlalar boş, yağmurdan ekilmedi. Şu anda da sezon yetişmedi. Kimi de mazotun pahalılığından 100 dönüm ekiyorsa 70 dönüme düşürdü. Yani 2024'te de bir üretim sorunu olacak diye düşünüyorum ben. Benim tahminim bu şekilde. 2024'te ben tahıl sorunu olacağını düşünüyorum. Neden tahıl sorunu olacak? Hemen altını böyle kocaman kalın bir şekilde çiziyorum. Çünkü 2023 yılında üretim maliyetinin altına ürününü pazarladığı için. Evet. Hem buğday, hem arpa, hem mısır. Mısırda. Üretici ekmiyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep ise iklimsel hava muhalefetinden kaynaklı, arazilerin ekime uygun olmamasından kaynaklı. Biz Marmara bölgesindeyiz, Bursa bölgesinde. Halen ve halen girilemeyen araziler, hatta hasat edilemeyen silajcık mısır tarlaları, pancarlar hepsi var. Yani tüm üretilen gıdada ciddi manada sorun var. Umarım yetkililer bu durumun bilincinde ve farkındadır. Üretici kazanamadığı için tohum bayisiyle görüştüm. Ben bu yılki satışın nasıl? Ben tohum satamadım dedim. Çokça tohum satamadım. Bu yıl satışın nasıl dedim. Vallahi Aykut, arpa da soran yok, buğday da soran yok. Su tohumumuzu yaptık ama öylece duruyor. Sadece %15 satabildim dedim. Şimdi de enteresan tarafı,
Yani tohumu 15 lira, 16 lira, 18 liraya alıp da sezon başında 8 liraya, 6 liraya arpanın üretici tarafından teslim edilmesi, işin en acı tarafı da bu. Üretimden Kesinlikle. Şimdi vazgeçiren bu üretici yeni tarafından. sezon nasıl düşünsün? Şimdi yeni sezonda tohum ekecek. Geçmiş yılda yaşadığı bir sorun var. Sizin dediğiniz gibi 10-14 liraya tohum alıp 8 liraya, 7 lira, hatta 6, 5-6 liraya sattılar bu ürünü. Yıl boyunca emek verdiler. Peşinde koştular. Gece gözlerine belki uyku girmedi. Ama yıl sonunda baktıklarında elde Aslında hiçbir şey yok. uzay primlerini bekliyorlar vatandaş ödenecek diye. Evet. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Tabii sorunlar çok fazla. Bize ayrılan vakit bu sorunları Ne zaman hiç anlatmaya yetmiyor söyle ve hiç aslında. anlamadım valla. Ne zaman oldu bu kadar? Vallahi vakit nasıl geçti anlamadık açıkçası. Sizlerin Yani son sorunlar sözü... çok ya. Biz istiyoruz ki küçük aile işletmeleri kazansın ya. Küçük aile işletmelerini yaşatalım. Küçük aile işletmelerindeki sorunları çözmek için mücadele edelim. Yani ayakta yaşasınlar ya. Şimdi beş Üretimin tane Fatma kalemleri. teyze veya Ayhan abi Paşaçayı köyünde hayvan bakıyor. Ya bu adam kazansın köyde ya. Özellikle bu zor şartlarda hala üretime devam eden üreticilerimizi bu denli zor durumda bırakmak gerçekten insana acı veriyor. Evet, vakti veda vakti geldi artık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi istiyorum Halil Bey ve Aykut Bey. Halil Bey sizden başlayalım. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Ali Bey tekrardan teşekkür ediyorum. Ben de Çanakkale'ye, Biga'daki dostlarımıza, Paşaçayı köyündeki arkadaşlarımıza, köyümüze selam gönderiyoruz. Takipçilerimize selam gönderiyoruz. İstiyoruz ki küçük aile işletmeleri tekrar edelim, ayakta kalsın. Çiftçi varsa gıda var diyoruz, çiftçi varsa hayat var diyoruz. Herkese saygı ve selamlarımızı iletiyorum. Bu akşam bizi evlerine konuk edenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Selamlar diyorum. Çok Hayırlı teşekkür yayınlar. ederiz Halil Bey. Aykut Bey, sizlerin son sözlerini alabilir miyiz? Evet, bizlere söz hakkı verdiğiniz için tüm üreticiler adına sizlere teşekkür ederim. Köy TV ekranlarında bize yer verdiğiniz için. Buradan bütün üreticilerimize selam olsun. Üreticilerimiz sessiz kalmasın, istişare yapsın. Mutlaka birlik ve beraberliği sağlasın, ayrışmasın. Ürüne ve üretime sahip çıksın. Biz sesimizi yükseltmezsek, saygılı bir şekilde, doğru bir şekilde durumu aktarmazsak, yani biz ağlamazsak kimse bize emzik vermez. Açık Kesinlikle. ve net söylüyorum bunu. Doğru şekilde sorunlarımızı ve problemlerimizi dile getirmeliyiz. Keşke Bizi bu duruma temsil hiç düşmesek. edenlerle sohbet etmeli, onların gerekli mercilere ulaşmasını sağlamalıyız. Buradan tüm üretici dostlarıma selamlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Mesele memleket ve mesele üretim diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Aykut Bey. Birlikten kuvvet doğar diyoruz. Çiftçileri birlik olmaya davet ediyoruz. Selamlar. Kesinlikle bir elin nesi var demiş atalarımız, iki elin sesi var efendim. Her zaman birlik olalım. Birlik olduğumuz zaman üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı olmaz. Yeter ki birlik olalım. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, çok güzel bir yayının daha sonuna geldik efendim. Üreticilerimizin sıkıntılarından bahsettik. 2023 yılı üreticilerimiz için nasıl geçti? Bundan bahsettik. 2024 yılında üreticilerimizi neler bekliyor? Aslında birçok konuya değindik. Sizlerden de gelen birçok soruya göre ben programı yönlendirmeye çalıştım. Bizlere sorularınızı, görüş ve önerilerinizi gönderdiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, Bir Köylü Soruyor programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Köy TV'de kalın, köyde kalın, hoşça kalın efendim.